Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Geçen hafta hatırlarsanız arkadaşlar 2015'in KPSS sorularını bir deneme olarak çözmüştüm. 2015'in KPSS sorularını bir deneme olarak çözdüğümde birkaç soruyu çözmemiştim. 2 saatlik dersimizin ardından. Şimdi önce kalan sorularımızı bir çözelim. Ardından arkadaşlar 2016'nın KPSS sorularına geçeceğiz. Derdimiz şu tek tek soru mantığını inceleyeceğiz. İlk defa katılan arkadaşlarım geçen hafta çözdüğümüz deneme hem sayfamda hem de YouTube sayfamda bulunmakta. 2015'in KPSS sorularını ayrıntı olarak çözmüştük. Şimdi ise arkadaşlar 2015'in birkaç sorusu kalmıştı onları çözüp 2016 ile arkadaşlar devam edeceğim. Tekrar şunu belirteyim. Bazen arkadaşlardan şöyle bir dönüş alıyorum. Hocam işte biraz az soru çözmüyor muyuz sevgili arkadaşlar şunu açıklayayım derdim arkadaşlar soru çözmek değil farkındaysanız aslında her soruda arkadaşlar her soruda bir e, konu anlatımı yapıyorum neye bakmanız gerektiğini nelere arkadaşlar dikkat etmeniz gerektiğini bunları anlatmaya çalışıyorum derdim soru çözmek değil bir saatte istesek 30 40 50 soru da çözeriz ama ben arkadaşlar konuyu da özetleyeceğim. ÖYT'yi de bu yıl bu hafta içerisinde yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Büyük ihtimalle çarşamba ya da perşembe ÖYT'ninkini de yapacağım. Şimdi yorum kısmını kapatayım. Kaldığımız yerden bir devam edelim arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek arkadaşlar 2015'in sorularından birkaç tanesi kalmıştı. Onları da çözelim sonra 2016'nın sorularını birlikte Tek tek arkadaşlar inceleyeceğiz. Bakın çıkan bu soruda cevap önemli değil. Aslında bu bir ZVT sorusu ama bu tarz sorulara nasıl bakmamız gerektiğini bir öğrenelim. ZVT nedir? Ne zaman kullanılır? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Önce arkadaşlar onu açıklayayım. Sonra bu soruyu size tek tek çözeceğim. Arkadaşlar sizin sınavda öncelikle şu aklınıza gelmeli. Z ve T'nin temel anlamda görevi arkadaşlar bir sınava girmiş öğrencilerin bireysel anlamda başarısını yorumlatmaktır. O yüzden lütfen notunda ve aklında bulunsun. Okuduğun bir hikayede eğer bak okuduğun bir hikayede eğer ÖSYM'nin soru yazarı sana soru sorarken isim vermişse yani Ali derse, Ayşe derse, Fatma derse isim vermişse ya da ÖSYM'nin soru yazarı sana soruyu oluştururken soruda bir öğrenci demişse o öğrenciyle ilgili bir şeyler anlatıyorsa ya da bazen bunu kelimeyi değiştirir bir aday derse senin direkt aklına şu gelmeli sana eğer isim verirse mesela ne demek hocam bu soruyu okudun Ali dedi, Ayşe dedi, Fatma dedi, Hasan dedi, Tülay dedi. Ya da bir öğrenci hakkında şunları biliyoruz dedi. Ya da bir aday hakkında şunları biliyoruz dedi. Bunu gördüğün an diyeceksin ki Cüneyt Hoca anlatmıştı. Bana eğer isim vermişse bir öğrenci bir aday demişse benim direkt aklıma şu gelecek. Bu adam demek ki benim bu soruda bireysel başarıyı yorumlamamı bekliyor diyeceksin. Bunu yazdıktan sonra soruya yazdıktan sonra şunu arayacaksın. Bak bireysel başarıyı sana yorumlatacaksa o metnin içerisinde iki tane kelimeye odaklanılır. Adam sana bazen sevgili arkadaşım bireysel başarı yorumlarken Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın ya da bir öğrencinin mutlak başarısı için mutlak başarısı artmıştır der, azalmıştır der. Mutlak başarısı şöyledir, böyledir der ya da mutlak başarı demez sevgili arkadaşım sana gider ÖSYM'nin soru yazarı sorunun içerisinde Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın bağıl başarısı der. Bak bu iki kelime benim için sorunun cevabını bulmakta en büyük anahtarımdır. Dikkat et soruyu okudun Ali, Ayşe, Fatma dedi. Bir öğrenci dedi, bir ayırday dedi. Hemen notunu aldın demek ki bu adam bana bireysel başarıyı soruyor dedin. İki şeye odaklanacaksın. O çocukların mutlak başarısını soruyor, bağıl başarısını soruyor. Eğer soruda o çocuklar ilgili Mutlak başarı dediyse hemen diyeceksin ki eğer öğrencilerin mutlak başarısı yorumlanacaksa hiçbir işlem yapılmaz çocukların ham puanına bakılır arkadaşlar ham puan sizin anlayacağınız tabirle hiçbir işlem yapma çocuk ya da çocukların sınav puanına bakmak bak demektir sana verir her şey hazır Hasan şunu aldı der Ali buna aldı der bir öğrencinin puanı şu derste 50 bu derste yetmiştir der. Böyle bir durumda mutlak başarı diyorsa hiçbir işlem yapma. O çocukların ham puanına bak. Nerede ham puanı daha yüksekse orada başarı daha yüksektir. Ama bazen o çocukları yorumlatırken ÖSYM'nin soru yazarı bağıl başarı der. Bazen bağıl başarı demez. Kelime oyununu sever. Sana der ki Ali'nin, Ayşe'nin... Fatma'nın sınıfa göre durumu der. Bak sınıfa göre durumu der. Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın gider sevgili arkadaşım gruba göre durumu der. Ali'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın sana gider arkadaşın sınıf içindeki durumu der. Sen böyle bir durumda da diyeceksin ki eğer bireysel başarıyı yorumlarken ben bağıl başarıyı yorumlayacaksam, yani çocuğun gruba göre durumunu yorumlayacaksam Böyle bir durumda diyeceğim ki bu adam bana kesinlikle soruda Z ya da T puanını hesaplatır. Bak bu sizin için sorunun çözümünde büyük bir anahtardır. O zaman notunda ve aklında bu bilgi bulunacak. Soruyu okudun. İsim mi verdi? Bir öğrenci mi dedi? bir aday mı dedi hemen şunu arayacaksın bu öğrencilerin mutlak başarısı mı diyor bağıl başarısı mı diyor bu mantıkla da mutlak başarısı diyorsa hiçbir işlem yapmayacaksın oradaki çocuk ya da çocukların Ham puanına bakıp yüksekse başarılı, düşükse başarısız diyeceksin. Ama oradaki çocuk ya da çocukların bağıl başarısı demişse, sınıfa göre durumu demişse, gruba göre durumu demişse, sınıf içinde yükselmiştir, düşmüştür demişse bu adam sana diyor ki Z ve T'ye hesapla, ona göre yorum yap diyor. Senin de mantığın ona göre çalışmalı. Hatırlarsan formülleri de hatırlatayım. Sevgili arkadaşlar biz Z puanını hesaplarken Z puanını hesaplarken öğrencimizin puanından aritmetik ortalamayı çıkartıp standart sapmaya bölerdik. Yine hatırlarsan bizler t puanını hesaplarken burada bulduğumuz z puanını 10 çarpar buna ne eklerdik? 50 eklerdik. Böylelikle ben sana aslında şunu öğretmiş oldum. Z ve T ne zaman kullanılır? Artık öğrendin ki Z ve T'nin görevi bireysel başarıdır. Ya bana bunu verirken orada öğrencilerin isimlerini vererek sorar. Ya bir öğrenci der ya da bir tane aday der. Ben de buna göre mantık yürütürüm. Z ve T'yi hesaplarım. Şimdi o zaman soruya dönebilirim. Bak bana bir soru vermiş. Bu soru tarzı ÖSYM'nin birkaç defa sorduğu bir soru kalıbı arkadaşlar. Bu soru tarzında Formül de kullanabilirsin ama en kolay yol formülsüz çözmektir. Çoğunluk bu tarzlarda ön yargılı yaklaşır. Bak ÖSYM sana bu tarzları sorduğunda sana öğrencilerin ham puanlarını verir. Artık biliyorsun ki ham puan öğrencilerin sınav puanıdır. Bak Deniz'in sınav puanı Fırat'ın sınav puanı, Derya'nın sınav puanıdır ve bilirsin ki soruyu çözeceğim ama ham puanın görevi az önce öğrendik. Aslında çocukların hangi başarısını yorumlatmaktır? Mutlak başarısını. Mesela bu soruda bana denizin, Fırat'ın, Derya'nın mutlak başarısını yorumla deseydi ben işlem yapmazdım. O çocukların ham puanlarına bakardım. Denizin ham puanı daha yüksek, mutlak başarısı daha yüksek derdim. Deryanın ham puanı daha düşük, mutlak başarısı daha düşük derdim. Eğer soru böyle bir soru olsaydı ve bilirdim ki yanında bazen ölseğime Z'yi verir, bazen T puanına hazır verir. Böyle bir durumda da bilirim ki Z ve T demek aslında o öğrencilerin bağıl başarısı demektir. Yani diğer bir ifadeyle Z ve T'nin görevi o çocukların aslında arkadaşlar sınıfa göre durumunu yorumlamaktır. Buna da baktığımda dikkat et. Fırat'ın Z puanı, Derya'nın Z puanı, Deniz'in Z puanı belli. En yüksek Z puanı artı 1 ile Deniz'de. En düşük Z puanı eksi 3 ile kimde arkadaşlar? Derya'da. Ona göre yorum yapardım. Şimdi biz aslında aşağıdaki öğrendiğimizi yukarıda düşündüğümüzde ham puanın görevi Buradaki çocukların mutlak başarısını yorumlatmaktır. Z ve T'nin görevi buradaki çocukların bağıl başarısını ya da diğer bir ifadeyle sınıfa göre ya da diğer bir ifadeyle gruba göre durumunu yorumlatmaktır. Bunlar aklına gelmelidir. Fakat bu soru bununla alakalı bir soru değil. Bu soru ÖSYM'nin sıkça kullandığı şöyle bir soru. ÖSYM size Bazen bu soru tarzını soracak. Çıkmış soruları tek tek çözdüğünde göreceksiniz. Size bir ya da birkaç tane öğrenci diyecek. Yani bak dikkat et isim verecek. O çocukların hem ham puanını verecek hem de z puanını verecek. Bunu iki şekilde soracak. Bak bu tabloları sorduğunda bizim ÖSYM'miz aslında bu tablolarda iki şeyi sorabiliyor. Bir diyor bir diyor. Öğretmen burada bir hata yapmıştır. Öğretmen nerede hata yapmış olabilir diyor. Mesela bunu sorabiliyor. Bunlardan birini yanlış veriyor. Senin o hatayı belirlemeni bekliyor. İkinci olarak da bu soruda olduğu gibi bazı noktaları veriyor. Sana verdiği o noktanın karşılığını bul diyor. Yani mesela diyor ki burada olduğu gibi 59 puan alan öğrencinin Z'si nedir diyor? T'si nedir diyor? Bunu sorduğunda çoğunlukla iki şekil de sorabilir. Ya yapılan hatayı bul der, ya da sana bunların dışında bir çocuk verir. O çocuğun bu duruma göre Z ve T'sini bulmanı bekler. Bu soruları çözmenin en basit yolu nedir biliyor musunuz? Lütfen alışkanlık haline getirin. Böyle bir tabloyu gördüğünüzde malum topu topu karşıma iki tane soru tarzı gelebiliyor. Böyle sorularda ister öğretmen nerede hata yapmıştır? bunlardan bul dese ya da öğretmen elinde bunlar var 59 alan öğrencinin Z ve T'si ne olur diye sorduğunda direkt alışkanlık haline getireceksin. Z ve T'nin doğrusunu çizeceksin. Hatırlar mısın biz Z ve T'yi bir doğruda şöyle görürdük. Her zaman unutma ortada her zaman Z sıfırdır. Ortada her zaman Z sıfırdır. Bu hiçbir sınav için değişmez. Direkt ortaya sıfır yaz. Ve bilirsin ki Z puanları arkadaşım birer birer artar bilirsin ki Z puanları sevgili arkadaşım birer birer azalır ki hepiniz bilirsiniz Z puanı eksi 3 ile artı 3 arasında değer alır. Bu hiçbir zaman değişmez. Direkt bunu yaz. Bunu yazdıktan sonra yine değişmeyen bir şey var. Z ortada hep sıfırdır. Unutma Ortada T her zaman kaç çıkar? 50 çıkar. Bu da hiçbir zaman değişmez. Z'nin arkadaşlar 1 olduğu yerde T 60'tır. Z'nin 2 olduğu yerde T 70'tir. Z'nin 3 olduğu yerde T arkadaşlar 80'dir. Z'nin eksi 1 olduğu yerde T 40'tır. Z'nin eksi 2 olduğu yerde 30'dur. Z'nin eksi 3 olduğu yerde 20'dir. Çünkü hepiniz bilirsiniz T puanı da arkadaşlar 20 ile 80 arasında değer alır. Lütfen herkes aklına şunu yazsın. Bu tablo hiç değişmez. Bu tablo hiç değişmez. Bu tablo hiç değişmez. Yani bu ne demek? Sınavı kim yaparsa yapsın, soru sayısı kaç olursa olsun, sınav nerede uygulanırsa uygulansın Z ve T buna göre yorumlanır. Sen de böyle sorular gördüğünde önce bunu yazacaksın. Bu hiç değişmez. S bu şekildedir te bu şekildedir diyeceksin. Sonra işte verileni üzerine yazacaksın. Bak verilenleri bir yazalım. Dikkat edersen denizin z puanı kaç? 1. Z puanının 1 olduğu yerde deniz kaç almış? 65 almış. O zaman ben denizin z puanı artı 1 iken ham puanının kaç olduğunu yazdım. 65 üzerine yazdım. Fırat'a baktım. Z puanı kaç? Eksi 2. Kaç almış? 53. Fırat'ın Z puanı eksi 2 yerine yazdım. Bu çocuk 53 almış. Baktım Derya'nın Z puanı kaç? Eksi 3. Kaç almış? 49. Z puanı eksi 3 olan Derya'da 49 almış dedim. Bunu da yerine yazdım. Yapacağın tek şey bu. Verilenleri yerine yazdıktan sonra aklına şu gelecek. Diyeceksin ki Cüneyt Hoca bana dedi ki nasıl ki z puanları birer birer artıyorsa z puanları bilirsin ki birer birer artar hiç değişmez. Nasıl ki t puanları onar onar artıyorsa bilirsin ki t puanları onar onar artar hiç değişmez. Hemen aklına şu gelecek z puanları arasında birer artış var t puanları arasında onar artış var. Demek ki çocukların Han puanları arasında da sabit bir artış olmak zorunda. Aklına bunu getireceksin. Önemli olan o sabit artışı yakalamak. Onu yakaladığın an soru çözülmüş olur. E biz bakarsak dikkat ederseniz arkadaşlar burada Z puanı 1 değiştiğinde çocukların puanlarında. 4 puanlık bir artış var. 49'dan kaça çıkmış? 53. Demek ki sabit artış kaç olacak? 4 olacak. Burada 5 puanlık olsaydı bunu yazacaktım. O zaman ben 4, 4, 4, 4. 4 şeklinde gidebilir miyim? Rahatlıkla gidebilirim. E bu 4 4 4'ü yazdığında verilenleri yerine yazarsam 53'e 4 ekledim 57. 57'ye 4 ekledim 61. Zaten buna 4 eklediğinde 65 olur. Buna 4 eklediğinde 69 olur. Buna 4 eklediğinde 73 olur. E çocukların aslında ham puan karşılıklarını da buldun mu? Buldum. Her zaman bak bu yöntemi kullan. Sana çocukların ham puanlarını ve baktın ki Z ve T karşılıklarını verip iki şeyi sorabiliyor ya. Nerede hata yapmıştır ya da bunun karşılığı nedir diye Direkt yaz. Yazdıktan sonra da şunu aklına getir. Ya Cüneyt Hoca demişti. Z'nin arasında artış birdir. T'nin arasındaki artış ondur. Çocukların puanların arasında da sabit bir artış olmak zorundadır. Önemli olan o sabit artışı yakalamaktır. Onu yakaladığın an öğretmenin nerede hata yaptığını ya da puanların karşılığını bulursun. E burada dörder artış vardı. Ben o zaman soruya dönersem bana kaç puan alan çocuğu soruyor. 59. E arkadaşlar, bizim dikkat ederseniz 57 puan alan çocuğumuz burada, 61 alan çocuğumuz burada. Dikkat edersen, 59 alan çocuk, 59 alan çocuk tam ortadadır. Bu çocuk dikkat edersen, 59 almıştır. Tam ortada olduğuna göre, bana da arkadaşım, o çocuğun T puanlı sorduğuna göre, çocuk da. 40 ile 50 T puan arasındaysa orada arkadaşlar yazacak puan bellidir. O zaman bu çocuğun T puanı kaçtır? 45'tir. Cevap da bu yüzden ne çıkar arkadaşlar? 45 çıkar. Bak formülsüz soru çözebilirsin. Yapacağın tek şey önemli olan şu aklına gelsin. Z ve T hiçbir zaman değişmez. Ortaya sıfırdır. 50'dir. Bu birer birer artar. Birer birer azalır. Bu onar onar artar. Onar onar azalır. O sabit artışı bulduktan sonra çocuk nereye düşmüşse Z'deki karşılığında bulursun. T'deki karşılığında rahatlıkla bulursun. Bu da 2015'in çıkan güzel sorularından biridir. Sadece burada şu bireysel başarı olayını lütfen aklına iyi yaz. Z ve T'de hata yapmamanın tek yolu buradan yürümektir. İsim verdiğinde bir öğrenci bir aday dediğinde bu direkt aklına gelmelidir. Tabi 2015'te sayısalda sadece ÖSYM bu soruyu sormadı. Diğer sorulara geçelim. Bak 2015'te ÖSYM'nin sorduğu sorulardan bir diğeri arkadaşlarım matris tablosu sorusuydu. Şunu bilin ki matris tablosu doğru cevaba 1 puan yanlış ve boş cevaba 0 puan verilen tablolardır. Bu matris tablolarında size çoğunlukla arkadaşlar maddeler. Madde ne demekti? Ölçme dersinde soru demekti. Sorular verilir. Belli sayıda da çoğunlukla 10 tane olur. Öğrenciler verilir. Sizden yorumlar beklenir. Bunu ÖSYM matris tablosunu son yıllarda sıkça sormaya başladı. Bizim en büyük hatamız ne biliyor musunuz? Hocam matris tablosunu yorumlarken ne zaman ne tarafa bakacağımı bilmiyorsun. Çoğunlukla yukarıdan aşağı mı bakacağız? Aşağıdan yukarı mı bakacaksın? Karıştırdığın için kafan allak bullak oluyor. O yüzden önce bunu çözeceğiz. Lütfen aklında ve notunda şu bulunsun. Matris tablosunu gördüğünde önemli olan soru kökünde ne istediğidir. Bak eğer ÖSYM'nin soru yazarı sana bir matris tablosunu verdiğinde soruyu okuduğunda madde analiziyle ilgili yani maddelerle ilgili bir şeyi sorarsa madde ölçme dersinde ne demekti? Soru demekti. Sorularla ilgili bir şey sorarsa soru kökünde aklına şu gelsin. Hangi soruyu merak ediyorsan onun izasına bakılır. Mesela birinci soru hakkında yorum yapmak istiyorsan gideceksin birinci sorunun izasına bakacaksın. İkinci soru hakkında yorum yapmak istiyorsan Gideceksin. İkinci sorunun izasına bakacaksın. Üçün hakkında yorum yapmak istiyorsan gideceksin. Üçün izasına bakacaksın. Dört hakkında yorum yapmak istiyorsan dördün izasına bakacaksın. Beşin hakkında yorum yapacaksan beşin izasına bakacaksın. Bunu bilmediğinde çoğunlukla hata yapıyorsun. O yüzden ben önce soru kökünü okurum. Eğer ÖSM'nin soru yazarı bana vermiş olduğu matris tablosuna bağlı soru kökünde eğer git madde analizi ile ilgili bir şeyi yorumla derse ben madde analizi yapacaksam yukarıdan aşağı bakarım soruları incelerim. Birinci soruda ne var ona bakarım. İkinci soruda ne var ona bakarım. Üçte ne var ona bakarım. Madde analizine buna bakarım. Ama bazen adam bana madde analizi demez. Bazen ÖSM'nin soru yazarı test analizini sorar. Bak madde analizi dediğinde sana neyi sorabilir mesela? PJ'yi sorabilir. Madde güçlüğünü sorabilir. Madde analizi dediğinde sana neyi sorabilir mesela? RJ'yi sorabilir. Madde ayırıcılığını sorabilir. Ya da ne diyebilir sana? Maddenin işte standart sapmasıyla varyansı hakkında senden yorum isteyebilir. Sorularda bu madde analizi demektir. Ama Bazen ÖSYM benden test analizini sorar. Hocam test analizi deyince aklıma neler gelmeli? Mesela bana bu sınavın aritmetik ortalamasını bul diyebilir. Mesela bana bu sınavın modunu bul diyebilir. Mesela bu sınavın bana sevgili arkadaşım medyanını bul diyebilir. Mesela bu sınavın sevgili arkadaşım bana ranjını bul diyebilir. Ya da mesela bu sınavın bana grafiğini çiz diyebilir. Yani o grafik nasıl oluşur bunu sorabilir. Ben de bunu gördüğümde demeliyim ki bir matris tablosunda bana adam bunları soruyorsa bu aslında test analizi sorusudur. Test analizi sorularında da unutma matris tablolarında öğrencilerin hizasına bakılır. Öğrencilerin toplam kaç puan aldığı bulunur. Çocukların hizasına bakılır. Çocukların hizasına bakarsın, satıra baktığında bunu bulursun. Bunu bilmediğinizde önce tabloda afallıyorsun. Adam sana bir şey soruyor. Sana bir matris tablosu vermiş. Şu nasıldır? Şunu bulalım diyor. Şunu yorumlayalım diyor. Senin kafan allak bullak oluyor. Yukarıdan aşağı mı bakacağım? Satıra mı bakacağım? O zaman biz burada şunu çözmüş olalım. Matris tablosunu gördüğümde soru köküne bakarım. Madde analizi diyorsa soruların analizinde, soruların izeasına bakarım. Ama test analizini soruyorsa, yani şunlardan birini soruyorsa öğrencilerin izeasına bakar, çocukların puanlarını belirlerim. Bak uygulayalım. Matris tablosunu vermiş mi? Vermiş. Bana ne demiş? Bak dikkat et. İlk sorusunda o yıl Testten alınan toplam puanların adam medyanını bul demiş. Bir de aritmetik ortalamasını bul demiş. Ben bilirim ki medyanla aritmetik ortalama test analizi ile bulunur. Bunu bulmak için de benim öncelikle öğrenci puanlarını belirlemem gerekir. Çünkü aritmetik ortalama medyan öğrenci puanlarına göre belirlenir. Hepiniz hatırlarsınız medyanın diğer adı neydi arkadaşlar? Ortancaydı. Medyan puanları sıraladığında tam orta noktaya düşen değerdi. Aritmetik ortalama ise adı üstünde x üzeri çizgiyle gösterilirdi. Puanların ortalaması demekti. E o zaman benim bu ikisini bulmam için çocukların hizasına bakmam lazım. Fakat dikkat et. Bu soruları kim yazdıysa vicdansızlı bir adammış. Sana çocukların nelerini vermiş? Toplam puanlarını. 5 4 3 3 3 3, 3. 2 2 1 1 diye çocukların hizasına kendi bakmış. Çocukların dikkat edersen toplam puanlarını sana vermiş. O zaman işim çok kolay niye? Ben bilirim ki medyanı bulmak için lütfen unutma Puanlar ya küçükten büyüğe sıralanır ya da büyükten küçüğe sıralanır. Medyan bulunacaksa puanlar sıralanır. Yapılan o sıralamada tam orta noktaya düşen puana medyan denir. E dikkat et adam yine vicdanlı sana puanları sıralı vermiş mi? Vermiş. Bak 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5. Bak bunu da sana hazır vermiş. Yayınlar gibi vicdansız davranmıyor. Fantazi yapmıyor. E o zaman adam bana bu kadar her şeyi hazır verdiğine göre medyanda puanları sıraladığımızda tam orta noktaya düşen değerse e arkadaşlar, sizler bu puanları sıralasanız. Bak 4 buradan geldim. 4 de buradan geldim. Grubu sıraladığımda dikkat edersen tam orta noktada 2 tane öğrenci kalıyor. İkisinin de puanı 3 İkisinin de puanı 3 olduğuna göre bu sınavın pardon özür dilerim bu sınavın medyan değeri kaç arkadaşlar baktığınızda 3 çıkar. Çünkü medyan puanları sıraladığınızda tam orta noktaya düşen puana verilen isimdir. Ha şimdi şu aklınıza gelebilir. Hocam bu soruda yok da orta noktada bu iki çocuğun ikisinin de puanı 3. Peki biri 3 olsaydı biri 4 olsaydı olur ya şu an aklına geliyor olabilir. O zaman ne yapacaktım biliyor musun? Biri 3, biri 4 olsaydı ikisini toplayacaktım. 2'ye bölecektim. Ortaya 3,5 çıkacaktı. Medyan 3,5 derdim. Biri 4, biri 5 olsaydı 4 ile 5'i toplayıp 2'ye bölecektim. Ama yine bu adam o kadar rahat bir rakam vermiş ki bana dikkat edersen ikisi de aynı rakam. Puanları sıraladım. Tam orta noktada 2 tane 3 kaldı. Medyan 3'tür dedim. Peki geldim hocam. Aritmetik ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalamayı bulmanın biliyorsunuz ki iki tane yolu vardır. Bu yollardan biri sevgili arkadaşlar sınava giren öğrencilerin Puanlar toplamını sınava giren neye bölmektir? Kişi sayısına bölmektir. Bu aritmetik ortalamayı bulmanın bir yoludur. Peki puanları adam vermiş. Toplayabilirim bak. 5 4 daha 9 3 daha 12 3 daha 15 18 21 23 25 26 27. E hocam ben bu puanları topladım. 27 puan yaptı. E kişi sayısı sayabilirsin. Cem'den başta Murat'a kadar 10 kişidir. Hepiniz az çok bilirsiniz ki bir sayıyı 10'a bölmek demek bir virgül kaydırmak demektir. O da ne çıkacaktır? 2,7 çıkacaktır. Dikkat edersen bu sınavın arkadaşlar ortalaması 2,7 çıktı. Cevap da denizli çıktı. Ben burada şunu fark etmeni beklerim. Bak Yayınların sorularıyla KPZ sorularının aslında uzaktan yakından alakası yok. Yayın yazarı gibi ÖSYM fantazi yapan bir kurum da değil. Sana gidip de ahım şahım gidip de arkadaşım zor soru sormuyor. Çıkmış soruların hepsini çözdüğümde göreceksin. Adam senin aslında şu tabloyu okumayı bilip bilmediğini, Tabloda ne zaman neye bakman gerektiğini bilip bilmediğini sorguluyor. Sen de burada çok önemli bir şey öğrendin. Madde analizi sorsa sorduğunda maddelerin izasına bakılır. Mesela PJ'yi sorduğunda soruların izasına bak. RJ'yi sorduğunda soruların izasına bak. Maddenin standart sapmasıyla varyansını sorduğunda soruların izasına bak. Ama aritmetik ortalamayı, modu, medyanı, ranji, sınavın grafiğini sorduğunda öğrencilerin izasına bak ona göre yorum yap öğrendin ama ama bu adamlar bu tabloya o yıl arkadaşlar bir soru daha bağladı. Bak aynı tabloyu görüyorsun 2015'te. Dikkat edersen az önce bu tabloda bana neyi sordu? Aritmetik ortalama, mod Medyandan medyanla ortalamayı sordu. Ben de dedim ki bana aritmetik ortalamayla medyanı sorduğuna göre sorduğu bu şey test analizidir dedim. Çocukların izasına baktım. Ona göre mantık yürüttüm. Fakat burada burada neyi sormuş bak madde analizini sormuş. Az önce öğrendik madde analizi sorduğunda bizler hangi maddeyi merak ediyorsak o maddenin hizasına bakarız. Soru bana aslında nereden bakmam gerektiğini söyler. Burada 5 tane madde var. Madde ölçme değerlendirme derslerinde soru demektir. Neyi sormuş dikkat edersen bu örnekte standart sapması, standart sapması en düşük olan maddeyi sormuş. Herkesin ön yargılı olduğu bir konu. Niye biliyor musunuz? Onu da bir hatırlatayım. Soruyu çözeceğim. Bak siz Hocalardan ve yayınlardan iki tane kavram duyarsınız. Biri, biri incelediğimiz bir maddenin yani sorunun standart sapmasıdır. Diğeri incelediğimiz bir sorunun maddenin sevgili arkadaşlar varyansıdır. Hatta hocalar sana anlatırken ballandıra ballandıra der ki maddenin standart sapması CJ ile gösterilir. Varyans bunun karesidir. CJ'nin karesi ile gösterilir. Hatta senin gözünü iyice korkutur. Hoca der ki standart sapmayı bulmak istiyorsan PJ çarpı PJ çarpı 1 eksi PJ'nin sevgili arkadaşım kare kökünü alman gerekir. Varyansı bulmak istiyorsan ise PJ çarpı 1 eksi PJ'yi kullanman gerekir der. Ben size ders anlatırken de söyledim. Oturup bu saçma formüllerle ömrün harcama. ÖSYM hesap kitap bunlardan sormaz. ÖSYM bunu soruyorsa sana yorum sorar, yorum sorar, yorum sorar. Senin o yüzden mantığın nasıl çalışsın biliyor musun? Okuduğun bir hikayede eğer ÖSYM'nin soru yazarı sana madde standart sapması ya da madde varyansı dediği an bak madde soru demektir. Sorunun standart sapması ve sorunun varyansı dediği an sen oraya diyeceksin ki Cüneyt hoca bize anlatmıştı. Bunların görevi incelediğimiz sorudaki neyi göstermektir? Farklılaşmayı göstermektir. O zaman mantığım şöyle çalışacak farklaşmayı nasıl yorumlayacağım? Yani standart sapmayla varyansın yorumunu bilmem gerekir. Arkadaşlar okuduğunuz bir hikayede soruları tek tek inceleyeceksiniz. Herkes doğru cevap vermeye başladıysa, herkes yanlış cevap vermeye başladıysa, herkes baktığınızda boş bırakmaya başladığında mantık yürütelim. Herkes doğru cevap verirse herkes yanlış cevap vermeye başlarsa, herkes boş bırakmaya başlarsa böyle bir durumda farklılaşmadan bahsedebilir misin? Hayır. O zaman diyeceksin ki herkes benzer davranmaya başladıysa soru da aklıma şu gelecek. Orada farklılaşma düşer. Farklaşmanın düştüğü bir yerde yavaş yavaş standart sapmada varyansta kaç değerine yaklaşır? sıfır değerine. Çünkü mantık olarak farklılaşma yoksa sapmada varyansta değer olarak sıfıra yaklaşır. Aklıma bu gelmeli. Herkes doğru mu cevap vermeye başladı? Herkes yanlış, herkes boş mu bıraktı? Aklıma bu gelmeli. Bir, bunu unutma, bunu sorar, sordu. İki, bir de şunu unutma. Farklılaşmanın yüksek çıkmasını istiyorsan yani standart sapmayla varyansın yüksek çıkmasını istiyorsan sorunun güçlüğü 0.50 çıkmalı. Sorunun güçlüğü 0.50 çıkmalı. Çünkü teori der ki arkadaşlar ayırıcılığın ve farklaşmanın en iyi olduğu yer madde güçlüğünün 0.50 olduğu yerdir. Bak size ders anlatırken YouTube'da da söyledim var. Bunu 0.51'de bile söyleyemezsin. 0.49'da bile söyleyemezsin. Sadece kaç olması gerekir? 0.50. E o zaman benim topu topu 2 yorumu bilmem yeterli. Formüllerle ömür harcamama gerek yok. Yayınlar fantezi usulü soruyor. 1. Herkes doğru, herkes yanlış, herkes boş bırakmaya başlarsa farklaşma azalır. Sapma ve varyans sıfır değerini alır. 2 sapma ve varyansın en yükseklerini almasını istiyorsam güçlük kaç çıkmalıymış? 0.50. E bu soruya döndüm. Bak 2015'in KPSS sorusu. Ne demiş ÖSYM'nin soru yazarı? Dikkatlice okursan demiş ki sana. Standart sapması en düşük olanı bul demiş. Bak bunun anlamı şu. Standart sapması en düşük olan demek bana öyle bir soru bul demek ki farklaşması ne olsun arkadaşım? Düşük olsun. Mantık neyi gerektirir? Farklaşmanın düşük olması için herkesin benzer davrandığı bir soru bulmalıyım. Ya herkes doğru cevap verecek ya herkes yanlış cevap verecek ya da boş bırakacak. Bak birinci maddenin izasına baktım. Dikkat edersen 1 2 3 4 5 6, 7. 7 kişi doğru cevap vermiş. Bak 7 kişi doğru cevap vermiş. 1, 2, 3. 3 kişi 0 almış. Ya boş bırakmış ya yanlış cevap vermiş. İkinci madde bir dursun. Bak 3. maddeye baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kişi doğru cevap vermiş. Ama 1, 2, 3, 4 kişi ya boş bırakmış ya yanlış cevap vermiş. Dördüncü maddenin izasına baktım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kişi doğru cevap vermiş ama 3 kişi ya boş bırakmış ya da yanlış cevap vermiş. 5. sorunun izasına baktım. 1 2 3 4 5 6. 6 kişi doğru cevap vermiş. Dikkat et. 4 kişi de bu soruyu yapamamış. Ama bak ikinci sorunun izasına bakarsanız bariz şekilde şunu görürsünüz sınavda bak 10 kişi var bak sınavda 10 kişi var sadece bir tane doğru çıkmış sadece bir tane doğru çıkmış ama yapamamış 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 mantık yürüt 10 kişilik bir grupta sadece bir kişi doğru cevap vermişse geri kalan yapamadıysa demek ki bu grubun çoğunluğu benzer davranıyor. Orada farklılaşma nedir? azdır. Farklaşmanın az olduğu yerde de standart sapma ne çıkar arkadaşım? düşük çıkar. Cevap o yüzden ne çıkacaktır arkadaşım? Bursa çıkacaktır. Yani bak işlem yapmadan da ÖSYM'nin çoğu sorusunu mantıkla çözebilirsin. Yeter ki formüllerle ya da yayınlardaki denemelerden korkup gitme. ÖSYM yorum yapan insan istiyor. işlem yapan değil. Senin de madde standart sapması ve varyansını gördüğünde aklına şu gelecek. Bu ikisinin görevi farklaşmadır. Herkes benzer davranmaya başladığında farklaşma azalır. Farklaşma en yüksek değerini güçlük 0.50 olduğunda alır. Böylelikle bizler geçen haftadan kalan 3 tane sorumuzu bitirmiş olduk. En azından ÖSYM'nin 2015 için konuşayım. 2016'da göreceğiz. Çok kasıntı soru sormadığını, öyle senin yayınlarda olduğu gibi zorlamadığını görmüş oldun. Gelelim 2016'nın ilk sorusuyla bir başlayalım. Bak. 2016 yılına geçtim. 2016 yılının sevgili arkadaşım ilk sorusunda ÖSYM'nin soru yazarı bana şunu sormuş. Aşağıdaki özelliklerden hangisi doğrudan ölçülebilir demiş. Şimdi malum ben ölçme türü denildiği an üç tür ölçmeden bahsetmeliyim. Yani sınavda aklıma şu gelmeli. Adam bana sınavda sevgili arkadaşım ölçme türünü sorduğunda üç tür ölçme vardır. Geçen hafta ayrıntılı gördük. Bunlardan biri bir özelliği kendisine benzer olan bir özellikle ölçtüğüm doğrudan. Diğer adıyla nedir? Temel ölçmedir. İkincisi bir özelliği başka bir özellik üzerinden yürüttüğüm dolaylı diğer adıyla sevgili arkadaşım gösterge ile ölçmedir. Üçüncüsü birden fazla özellik arasında bağıntı ve formül yardımıyla yeni bir özellik ürettiğim nedir? Türetilmiş ölçmedir. Ölçmenin türü deyince senin aklına sevgili arkadaşım üç tür ölçme gelmelidir. Doğrudan dolaylı ve türetilmiş ölçme olmak üzere. Bak burada kısaca bir hatırlatırsam doğrudan ölçmede aklına lütfen şu gelsin. Doğrudan ölçmede ölçtüğün özellik ile baktığın özellik nitelik olarak aynıdır. Ölçtüğünle baktığın nitelik olarak aynıysa buna doğrudan ölçme denir. Fakat aklında şunlar bulunsun. Hiçbir araç kullanılmadan sadece beş duyu organı ile yapılan tüm ölçümlerde doğrudan ölçmedir. Duyu organları kullanılır. Yine sakın unutma sayarak yapılan her işlem doğrudan ölçmedir. Sakın unutma. Bir de şunu aklına yaz. Hani zaman ifadeleri vardı ya. Zaman ifadesi süre belirtmek için kullanılıyorsa o da doğrudandır. Bunlar aklına gelsin. Ama ve lakin bak bir özellik başka bir özellik üzerinden yorumlanıyorsa buna dolaylı ölçme denir. Sakın unutma. Yine aklında lütfen bulunsun. Eğitimle alakalı bir özellik ölçülecekse psikoloji ile alakalı bir özellik ölçülecekse yani senin anlayacağın tabirle eğitimden ya da psikolojiden bir özellik varsa o doğrudan ölçülemez. Yani lütfen artık aklınızda şunlar bulunsun. Ben anket yaptım bir şeyi ölçtüm diyorsa ben sınav uyguladım bir şeyi ölçtüm diyorsa ben bir tane form kullandım bir şeyi ölçtüm diyorsa ben bir ölçek kullandım bir şeyi ölçtüm diyorsa o dolaylı ölçme yapıyordur. Çünkü işin içine anket, test, form ölçek sınav giriyorsa ya da puanla bir şey ölçülüyorsa akla direkt olayla gelsin sınavda hikayede uzatmana hiç gerek yok. Aynı mantıkla şunu da bil. Sana verilen bir zaman ifadesi tarih belirtmek için kullanılıyorsa o da dolaylı ölçmedir aklına yaz. Ben bir de şunu söyleyeyim türetilmiş ölçmede ise iki tane özellik arasında bir formül ve bağıntı kullanmak vardır. Formül ve bağıntı kullanıp yeni bir neye ulaşmak vardır? Değişkene ulaşmak vardır. Bu mantıkla bak bana hangisi doğrudan ölçülebilir demiş. Şimdi tersten başlayalım. Bak lütfen direkt soruda böyle bak. Derse yönelik ilgi dedi. Hemen altını çizdim. İlgi neyle alakalı bir özellik? Psikoloji. Ben öğrendim ki eğitim ve psikolojideki tüm özellikler nasıl ölçülür? Dolaylı ölçülür. Denizli'de eleştirel düşünme becerisi neyle alakalı? Eğitimle alakalı. Eğitim ve psikolojiyle alakalı tüm özellikler nasıl ölçülür? Dolaylı ölçülür. Ceyhan'dayım. İngilizcedeki okuduğunu anlama becerisi. Anlama becerisi eğitimle alakalıdır. Eğitim ve psikolojideki tüm özellikler dolaylı ölçülür. Bursa'dayım. Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücü eğitimle alakalıdır. Eğitimle alakalı her özellik dolaylı ölçülür. Ama bak Adana'da yanlış cevap sayısı dediğinde yanına yazarım. Sayarak belirlenir. Aklıma şu gelmelidir. Sayarak yapılan her işlem doğrudandır. 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 Bu senin aklına sınavda direkt gelmelidir. O yüzden bak bu 2016'nın bir sorusudur. Ölseğim öyle senin karşına çok kasıntı abartı sorularla gelmez. Bu arkadaşlar bariz karşımıza çıkan sorulardan biridir. Bak 2016'nın 2016'nın bir diğer sorusuna baktığımda 2016'nın bir diğer sorusuna baktığımda yine ÖSYM şöyle bir soru sormuş. 2016'nın ikinci sorusunda demiş ki resim dersine ait aşağıdaki kazanımlardan hangisinin ölçülmesinde diğerlerinden farklı bir ölçme yönteminin kullanılması gerekir. Bak ölçme yöntemi denildiğinde ölçme yöntemi denildiğinde benim aklıma ölçme araçları gelmeli. Yani adam özellikleri ölçecek aşağıdakilerden birinde farklı bir ölçme yöntemini kullanması gerekir. Yani diğerlerinden farklı bir uygulama gerektirir. Şimdi bir bakalım. Bir bakalım demiş ki arkadaşlar yine tersten başlıyorum Edirne'den. Görsel kompozisyonu dengelemek için simetri ve asimetriden faydalanır. Şimdi bu bir resim öğretmeni ise görsel bir kompozisyonu dengelemek için çocukların simetri ve asimetriden faydalanmasını istiyorsa faydalama dediğimiz faydalanma dediğimiz şey arkadaşlar uygulama gerektiren bir beceridir. Öğretmen demek ki bunu ölçecekse uygulama gerektiren bir beceriyi ölçen bir ölçme aracı kullanır. Mesela bir performans görevi kullanabilir mi? Kullanabilir. Çünkü bu durum uygulama gerektirir. Çocuğun uygulama yapması gerekir. Yani çocuğun uygulamasına yönelik bir beceridir. Daha çok hatta yanına yazabilirsin. Buradaki durum sevgili arkadaşım Psikomotor bir beceridir. Psikomotor bir beceri olduğu için ona yönelik bir ölçme yöntemini kullanmam gerekir. Bak, Denizli'deyim. Görsel kompozisyonu geliştirmek için renk kullanır. Dikkat edersen aynı aşağıda olduğu gibi görsel bir kompozisyonu geliştirmek için renk kullanıyorsa bu da uygulama gerektiren bir beceridir. Uygulama gerektiren bir beceri olduğuna göre bu da arkadaşım psikomotor bir beceridir. Buna uygun bir ölçme aracı kullanmam gerekir. Şimdi Ceyhan'dayım. Görsel kompozisyonda çizgilere yer verir. Yine mantık olarak baktığında görsel bir kompozisyonda çizgilere yer vermek uygulama gerektiren bir beceridir yanına yazarım. Bu da baktığında psikomotor beceri gerektiren bir durumdur. Geldiğim Bursa'dayım. Görsel kompozisyonda derinlik algısı vermek için perspektif kullanır. Yine görsel bir olayda perspektif kullanmak uygulama gerektirir. Yine yanına yazarım. Hocam derim bu da yine psikomotor beceri gerektiren bir durumdur. Dikkat et. Ben, e, Bursa Ceyhan, Denizli ve Edirne psikomotor beceri uygulama gerektiren beceriler bunları performans görevi tarzı durumlarla ölçebilirim. Ama bak Adana'da görsel kompozisyona dair Sürrealizm akımından gelen özellikleri sıralar dediği an bu nasıl bir beceridir arkadaşlar? Bilişsel bir beceridir. Bu akımın özelliklerini sıralayacak. Demek ki bunu ben ölçmek için başka bir ölçme aracı kullanırım. Çoğunlukla geleneksel ölçme araçlarıyla ölçebilirim. Yine sorduğu basit sorulardan biri demek ki böyle sorulara ben bakarken şu açıdan bakacağım. Bana verdiği beceri bilişsel hedef alanını ölçebilir. Bana verdiği beceri duyusal hedef alanını ölçebilir. Bana verdiği beceri baktığında psikomotor hedef alanını ölçebilir. Ben burada sadece şöyle bir ipucu vereyim. Malum burada öğretmen bize ne vermiş? Kazanım vermiş. Sana dostane bir tavsiye. Bu program geliştirmede de tutar. Ölçmede de tutar. Sana ÖSYM eğer sevgili arkadaşım kazanım verdiyse çoğunlukla kazanımı yorumlayacaksan kazanımın kazanımın sevgili arkadaşım fiil kısmına bakılır. Çünkü kazanımın fiil kısmı sana iki durumu verir. Bir, bir. Senin, senin o kazanımın fiil kısmına baktığında hangi hedef alanında olduğuna bakarsın. Bilişsel mi? duyusal mı? Psikomotor mu? Bir, Buna bakarsın. Sana bunu gösterir. 2. Kazanımın fiil kısmı arkadaşım aynı zamanda bunların hangi basamağında olduğunu verir sana bir de basamağını verir. Mesela hocam bu basamak nedir dersen ölseğimi hatırlarsan program geliştirmede daha çok bilişsel alanı sorgulatır. Hatta hocalarınız anlatır güncellenmiş bloom taksonomisi var. Bloom taksonomisi var. Bloom taksonomisinin mesela bilişsel alanda basamakları var. Tek tek duyuyorsun. Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme diye. Güncellenmiş halinde sentez üst dağılmış hali var ya işte o kazanımın fiil kısmı sana bir o kazanım hangi hedef alanında bunu verir iki o hedef alanının hangi basamağına karşılık geliyor onu verir sen buna bakaraktan bir de neyi yorumlarsın biliyor musun eğer o kazanım orada fiil kısmına baktığında öğrenci aktif mi değil mi onu rahatlıkla görürsün. Ona göre de bir ölçme aracı bulabilirsin. O kazanımın fiil kısmı bir de sana arkadaşım bunu verir. En azından bu bilgileri de buraya eklemiş olayım. Geldim 2016'nın sevgili arkadaşlar 2016'nın başka bir sorusuna. Bak demiş ki 2016'nın başka bir sorusunda hatta şöyle yapalım ben burada burada sevgili arkadaşlar bir es vereyim. 10 dakika bir dinlenelim. 10 dakika sonra devam edelim. Çünkü sorular bitmeyecek. 10 dakika sonra arkadaşlar görüşürüz. Bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra görüşeceğiz.